Değerli arkadaşlar merhabalar. Evet, tekrar yine dolar TL diyoruz ve dolar TL öncesinde ise bugün açıklanan, bu gece açıklanan Fed tutanaklarının hangi sinyalleri verdiği ve hangi ihtimalleri yarattığı konusuna değineceğiz. Arkadaşlar bundan önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Sizlerden hafta sonu yapmış olduğum analizimde özellikle cevaplanmasını istediğiniz genel içerikli sorularınız olur ise lütfen mesajların ve yorumlar bölümüne bu konuda sorularınızı yansıtın. Bunları asistanım not alacak ve toplu bir şekilde yanıt vereceğimi ifade etmiştim. Ve bir de küçük ricam vardı. Bu yorumlarınızın hemen sonuna hangi ilden ve hangi yaşta olduğunuzu belirtirseniz memnun olurum demiştim. Zira kısa bir süre sonra yayınlanacak olan bir kitabım bulunuyor. Burada istatistik olarak bazı verilere yer vermek istiyorum. Açıkça isminizi yazmanıza gerek yok. Kullanıcı adınız yeterlidir. Sadece yaş ve şehir bilgisi benim için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, bu sizlerin sorularınızı not aldığımı ifade etmiştim. Belki yarın, büyük ihtimalle yarın olacağını tahmin ediyorum. Çok özel bir video hazırlayacağım ve ekonominin gerçek yüzünden, enflasyon düşer mi düşmez mi? Seçime kadar dolar ne olur? Seçimden sonra ne olabilir? 2019 sonuna kadar ne olabilir? 5 TL aşağısı görülür mü? Dolar mı yoksa faizde mi parayı tutmak daha mantıklıdır? Yerli neden sürekli olarak dolar alıyor? Yabancıların dolar konusundaki 5 TL veya 5 aşağısına yönelik olarak son günlerde gelen bir takım söylemlerinin asıl amacı nedir? Yerli satmadan dolar yükselmezmiş şeklindeki bir takım tevatürler ne kadar gerçeğe yansıtıyor? Merkez Bankası niçin şort yapıyor? Nereye kadar şort yapabilir ve buradaki gerçek amacı ne gibi gibi birçok konulara cevap vereceğim arkadaşlar. İsimlerinizi de belirtmek üzere. Evet, dolar TL diyoruz tekrar ve Fed tutanaklarına geliyoruz arkadaşlar. Fed tutanaklarından bu akşam doğru düzgün ipe sapa gelir bir açıklama çıkmadı. Yani üyelerden bir kısmı farklı görüşler beyan ederken diğer kısmı tamamen 180 derece zıt görüşler beyan etmekte. Kimisi diyor ki ekonomi oldukça iyi durumda, enflasyon hedefe yakın, piyasalar güçlü, iş gücü piyasalarında herhangi bir sorun yok. Bu tablo dahilinde Fed'in faiz artırmasını ara vermekte doğru bir karar verdiğini düşünüyor. Diğer taraftan bir grup üyeler ise sabırla bekleyeceğiz, gelen verileri göreceğiz diyor. Ama 2019 yılı için bir faiz artırımı olacak mı olmayacak mı noktasında hiçbir netlikleri bulunmuyor. Zira sizlere 29-30 Ocak tarihindeki Fed toplantısı sonrasında vermiş olduğum analizde de Fed bugün son derece güvercin konuşuyor ama 3 gün sonra ne konuşacağı belli olmaz demiştim. Dolayısıyla sadece ve sadece Fed'in açıklamalarına bakıp da orta uzun vadeli bir görüş içerisinde olmanın hiç de mantıklı olmadığı kanaatindeyim. Fed bugünkü açıklamalarında belki en çok ciddiye alabileceğimiz nokta belli üyelerin 2019 yılı içerisinde faiz indirimi olmaz yönünde artan görüşe ters bir kanaatle 2019'da faiz artışı olmaz, hatta faiz indirimi dahi olabilir şeklinde yoğunlaşan görüşlere ters bir mantık olarak 2019 yılında faiz artışının olabileceğini, ekonomik risklerin devam etmekte olduğuna dair görüş bildiren bazı üyeler dahi oldu. Yani arkadaşlar Fed'den her an her şey beklenebilir, faiz indirimi dahi mümkün olabilir şeklinde düşünebiliriz. Ama ben şahsi düşüncem itibariyle sizlere şunu söyleyeyim. Fed 2019 yılının ikinci yarısında faiz artırır. Zira Trump oraya buraya ticaret savaşları ilan ediyorsa bu durumda doların değer kaybetmesini istemez. Güçlü bir doları arzu eder. Benim görüşüm budur arkadaşlar. Nokta. Evet, şimdi arkadaşlar bu Fed'in tutanaklarının açıklanmasından sonra ne oldu? Piyasalarda çok önemli bir değişim olmadı. Ama bir miktar doların değer kazandığını görüyoruz. Zira 1300 1.1350'lerin üzerini test etmekteyken 1.1350'nin aşağısına inen bir euro dolar paritesine tanık olduk. Hepsinden de önemli görüntü şu oldu arkadaşlar. Dolar Japon yeni karşısında değer kazanmaya başladı. Biliyorsunuz Japon yeni güvenli bir liman olarak algılanıyordu. Dolara yönelik kaygılar arttıkça Japon yönünde bir değerlenme, altında bir değerlenme söz konusu olur iken bu tutanakların açıklanmasından sonra doların Japon yeni karşısında da altın karşısında da avantajlı bir duruma geçtiğini söylemek mümkündür. Ve bütün bunların yanı sıra arkadaşlar
Dolar TL kurunda da 5.32'nin üzerinde net bir görüntünün hakim olduğunu görmekteyiz birkaç saat itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için bugün itibariyle neler olabileceğine yönelik dün aktarmış olduğum analizde sizlere yine aynı grafikle yorum aktarmıştım ve 5.30 seviyesini destek yapma çabalarının devam edebileceğini, dün her ne kadar 5.28'ler civarında bir kapanış olsa dahi bu kapanışın çok da önemsenmemesi gerektiğini, dolar TL'nin kararlı bir şekilde 5.30 desteğini tekrar oluşturmak ve bu destek üzerinde hareket ederek 5.35-5.37 bölgesine ulaşma niyetinin halihazırda güçlü olduğunu ifade etmiştim. 5.30'un aşağısında bir kapanış olsa dahi bu görüşümün devam ettiğini sizlere vurgulamıştım. Zira bu hafta için genel beklentimin zaten 5.30 desteği üzerinde 5.35-5.37 aralığına kadar devam edebilecek olan bir tepki eğilimini izleyeceğimiz yönündeydi. Pivot değerlerimiz itibariyle arkadaşlar 5.29-33 üzerine çıkılması durumunda öncelikle 5.30-33 seviyesinin buranın da geçilmesiyle 5.33-25 seviyesine kadar bir atak olabileceğini vurgulamıştım ki bugün de arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.32-97-5.33 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 5.32-26-27 noktasında son günlerde görülen en üst seviyenin de üzerine çıkıldığına tanık olduk. Şimdi arkadaşlar, grafiğimizin detaylarına girmiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi %23.6'ya denk gelmekte olan 5.28-84 seviyemiz önemli bir destektir. Ve dünkü açıklamalarımda da belirttiğim gibi 5.27-46 seviyesinin ise önemli bir trend desteği konumunda olduğunu sizlere vurgulamıştım. Şuradan çizmiş olduğumuz bir trendimiz bulunuyordu. Ve 5.27-46 seviyesinin önemli bir trend desteği olduğunu ve bu trendin üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü eğilimin devam etme olasılığının oldukça yüksek olduğuna dair görüşlerimi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu tablo dahilinde dolar TL'nin bugün için, yani 21 Şubat tarihi itibariyle takip etmemiz gereken pivot verilerine bakacak olursak 5.31-41 seviyesinin önemli bir pivot noktası olduğunu, bu pivot seviyesinin üzerinde kaldıkça buralara yönelik bir gevşeme olsa bile bu seviyenin aşağısına gelinmeden yukarı eğilimin tekrardan tepki noktasında hareket etmesi durumunda 5.35 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş ihtimalinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Şayet 5.35'e yaklaşımlarda bir zorlanma olabilir. Burası arkadaşlar bir direnç olarak dikkate alınabilir. Bu seviyeye yaklaşımlardan sonra bir geri çekilme eğilimi, örneğin 5.32-5.33 bölgesine doğru bir geri çekilme eğilimi söz konusu olabilir ama daha da aşağılara gelmeden, özellikle 5.31-40'lara yaklaşmadan tekrar bir yukarı atak niyeti görülür ise bu durumda 5.35 seviyesinin bir kez daha zorlanmak istenebileceğini ve hatta geçilmek suretiyle önemsemiş olduğum 5.36-5.37 bölgesine doğru atağın devam etme olasılığını gündemde tutabiliriz. Zira arkadaşlar 5.36 civarları %38.2'ye denk gelen şu bölgedeki Fibonacci direncimizi de ihtiva ediyor. Dolayısıyla 5.36-68 veya 5.36-60'lar civarına yönelik bir yaklaşım olduğunda, daha genel bir ifadeyle 5.30 üzerinde temkinli olmak gerekiyor. 5.35-5.37 aralığı biraz zorlu bir bölge olabilir. Tabii ki küresel koşullar, euro-dolar paritesindeki etkenler, doların genel anlamda dünya genelinde çok ciddi bir değer kazanımının söz konusu olması durumunda veya işte Fırat harekatı gibi jeopolitik koşullarla ilgili enteresan bir haber akışı gündeme gelirse bu hareketlilik biraz hızlanabilir ama daima söylüyorum ki arkadaşlar, kademeli olarak bir artış eğilimini dolar TL'de izleyeceğimiz, çok aşırı, çok olağanüstü sıçramaların ve de dalgalanmaların çok ciddi bir haber akışı olmamak kaydıyla söz konusu olmasını beklemediğimi daima vurguluyorum. Evet değerli arkadaşlar, yarın için 5.31-40 seviyesi önem taşıyor dedik. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı eğilimi takip edebiliriz. Bu seviyenin altına inilecek olur ise 5.29-80 veya 5.30 diyelim bu seviye ve 5.27-46 seviyemiz önemli bir trend desteği konumunda, yükseliş eğilimi devam ediyor. Merkez Bankası'nın neler yaptığı konusuna geçmeden önce bir de Viop grafiğini hemen aktarayım arkadaşlar. Evet, Viop grafiğimizde, Viop dolar grafiğimizde
Burada görmekte olduğunuz şekilde dün aktarılan analizde 5.33.44 seviyesinin direnç birinci pivot direnci olduğu, buranın geçilmesiyle 5.35 seviyesine bir yaklaşımın söz konusu olabileceği vurgulanmıştı. 5.32.74 seviyesinin ise önemli bir pivot noktası olduğu ama 5.30'a yönelik geri çekilmeler olduğu zaman ise buradan tepki eğiliminin söz konusu olabileceğinin hesaplara katılması gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim değerli arkadaşlar 5.35.20 bugünün ikinci direnciydi ve biz 5.34.86 seviyesine kadar yükselebildik. Dolayısıyla bu dirence yaklaşırken bir zorlanma eğilimi oldu. En düşük neresi görülmüş arkadaşlar? 5.30 seviyesi görülmüş. Zira buranın da bir tepki noktası olduğu olabileceği vurgulanmıştı. Evet, Viyop dolar 5.33.83 ile günü tamamladı. Bu durumda arkadaşlar bugün için 21 Şubat tarihi itibariyle 5.33.13 seviyesinin pivot noktamız olduğunu görüyoruz ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi nedeniyle ve şu anda da dolar TL'nin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu da dikkate aldığımız zaman sabah saatlerine kadar çok büyük bir değişim olmamak kaydıyla dolar Viyop kontratlarının güne yükselişle başlama ihtimalinin yoğun olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Takip etmemiz gereken ilk önemli direnç noktamız 5.36.26'dır. Bu seviyeye yaklaşımlarda bir zorlanma gözlenir ise geri dönüşlerin 5.34'ler civarında 5.34-5.35 aralığında karşılanması halinde yeni bir yükseliş eğiliminin gündeme gelebileceği hesaba katılabilir. Ama 5.33-13 seviyesi bir pivot ve denge noktamızdır. Bu seviyenin altına inilecek olur ise bu durumda long pozisyonlar için dikkatli ve temkinli olunmalı. Zira 5.31.50'lere kadar bir geri çekilme ihtimali doğmuştur diye düşünebiliriz. 5.36.26'nın geçilmesi durumundayız arkadaşlar. 5.38 seviyesi önümüzde önemli bir direnç olarak, önemli bir pivot hedefi olarak bulunmakta. Zira arkadaşlar %50 Fibonacci direncimizi ifade eden 5.33.62 seviyesini bugün zorladık ama bugün zorladık ve üzerinde bir kapanış gerçekleştirmeyi başardık. Bu durumda Fibonacci kriterleri itibariyle de 5.36 seviyesinin test edilebilecek bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Daha önce test edilmiş, bakınız burada bu seviyeye yaklaşırken 5.35.60 başlardan bir geri dönüş yaşanmış birkaç gün önce. Bu geri dönüşün ardından tekrardan bir güç toplama eğilimi ve bir kez daha bu direnci zorlama eğilimine tanık olabiliriz. Bu dirençleri niçin veriyorum arkadaşlar? Direnç seviyeleri bildiğiniz gibi geri dönüş ihtimali olabilecek, oradan bir geri çekilme olasılığının olabileceği noktalardır. Geçiliyor mu, geçilmiyor mu hususuna dikkat etmek gerekeceği için bilgilendiriyorum. Arkadaşlar Merkez Bankası'na gelelim. Merkez Bankası'nın Şubat ayı kontratları itibariyle bugün herhangi bir işlem yaptığına tanık olmuyoruz. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası satan ilk 5 kurum içerisinde bulunmuyor. Mart kontratlarına bakalım arkadaşlar. Merkez Bankası dün de Mart kontratlarında 30 bin kontrat civarında satış yapmıştı hafızam beni yanıltmıyorsa. Bugün de 36.225 kontrat satış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. 5.30'un üzerinde Merkez Bankası'nın satıcı eğiliminin ön plana çıktığına tanık oluyoruz. Arkadaşlar bir de Nisan kontratlarına bakalım. Nisan kontratları bizim için önem taşıyordu biliyorsunuz. Seçimlerden sonraki bir dönem olması itibariyle ve Merkez Bankası'nın yüklü miktarda pozisyon taşıyor olması itibariyle. Nisan kontratları itibariyle de arkadaşlar Merkez Bankası'nın 8669 kontrat bugün için short pozisyon açtığını, ekstra short pozisyon açtığını görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ve FED konusuyla alakalı olarak ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemlerle ilgili olarak söylenecekler şu an için bunlardan ibarettir. Gün içerisinde Twitter adresim olan @halukcanberk'ten Twitter üzerinden saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik gibi periyotları dikkate almak suretiyle dolar ve Viyop dolar konusunda destek ve direnç noktalarının pivot seviyelerini sizlere aktarmaktayım. Arzu ederseniz buradan takip edebilirsiniz. Efendim şimdilik hoşçakalınız diyorum. İyi sabahlar, saygılar, sevgilerle.